3. ünite değerlendirmesi çarpma işlemlerini yapınız demiş. 2 çarpı 4, 8. 2 çarpı 8, 16 elde var. 1. 2 çarpı 1, 2. 1 de elde 3. 6 çarpı 4, 24. Elde var. 2. 6 çarpı 8, 48. 2 de elde. 50. 50'nin sıfırı. Elde var. 5. 6 çarpı 1 6 5 de elde 11 yapacak. Topladığımız zaman 8 0 4 1 1 yapacak. Burada elde olduğu için 4 oluyor. Şimdi 4 ile yukarıyı çarpıyoruz. 32 elde var 3 8 3 de elde 11 elde var 1 12 1 de elde 13. Bu da dörtte. Yani aynısını bir kaydırarak yazacağız. Bu şekilde ve toplayacağız. 2 3 4 4 1 3 çarpı 1 3 3 çarpı 5 15 Elde var 1 3 çarpı 2 6 1 de elde 7 7 çarpı 1 7 7 kere 5 35 Elde var 3 7 kere 2 14 3'te elde 17. Topluyoruz. 3 2 3 8 1 Eldeleri ekledim. 3 çarpı 0 0 3 kere 2 6 3 kere 3 9 2 çarpı 0 0 2 çarpı 2 4 2 çarpı 3 6 ve topluyoruz. 0, 6, 13'ün 3 elde var. 1, 6, 1 elde. 7. 4 çarpı 0, 0. 4 çarpı 9, 36 elde var. 3. 36 yine 3 elde. 39. 3 çarpı 0, 0. 3 çarpı 9, 27 elde var. 2. 3 çarpı 9, 27. 2 elde. 29. Topluyoruz. 0. 6, 16'nın 6'sı elde var. 1, 13 yapıyor elde var. 1, 3, 1 de elde. 2, 1 elde. 3, 4 çarpı 5, 20 elde var. 2, 32, 2 elde. 34 elde var. 3, 28, 3 de elde. 31, 2 çarpı 5, 10, 10'un 0'ı elde var. 1, 16, 1 de elde. 17 yine elde var. 1, 14 bir devde 15 şeklinde yazıyoruz ve topluyoruz. 0, 4, 8, 8, 1 şeklinde yapıyoruz. Sonuçları eşittir demiş. Noktalı yere kaç yazılmalıdır demiş. 12 pardon 22 burada var. Burada da var. 86 burada var. Burada da var. Ne eksik karşıda? 9 eksik. 9'u yazıyoruz. Kısa yoldan yapınız demiş. 2 çarpı 8 16. Burada kaç tane var? 0. 3 tane. 3 tane 0'ı ekledik. Burayı 2'ye bölüp 100 ile çarpıyoruz. 33 yapar. 100'ün sıfırlarını ekledik. 8 çarpı 1 8, 8 çarpı 7, 50, 6 ve 2 sıfırımızı ekliyoruz. 4'e bölüyoruz 22, 100 ile çarpıyoruz yani 2 sıfır ekliyoruz. 6 ile çarpıyoruz 12 elde var 1, 48, 49 elde var 4, 42, 46 sıfırı ekledim. 2'ye bölüyoruz 21. 10 çarpıyoruz. 210. 71'in arkasına 1, 0, 710. Burada 700.000 yapıyor. 7.000 70.000 70. Damla yandaki çarpma işleminin sonucunu aşağıdaki gibi tahmin etmiştir. Ne yapmış? Onluklara yuvarlamış. Damlanın çarpma işleminin sonucunu tahmin ederken kullandığı yöntemi açıklayınız. İşlem sonucunu bularak damlanın tahminiyle işlem sonucunu karşılaştırınız demiş. Onluklara veya onluğa onluklara yuvarlayarak yuvarlamış diyelim. 2 çarpanı da. 9 çarpı 1 9. 9 kere 9 81. Evet. Şimdi ne yapacağız? Karşılaştıracağız. 900'den 819'u çıkartacağız. O da 81. 1'dir. Dilek uzunluğu 400 metre olan daire şeklinde koşu pistini pistinin etrafında 38 tur koşuyor. Buna göre Dilek kaç metre koşmuştur? 400 çarpı 38. 4 ile sırayla 1'leri ve onları çarpıyoruz. 4 çarpı 8, 32 elde var 3. 4 çarpı 3, 12. 3 de elde 15. 400'ün sıfırlarını arkasına ekliyoruz. 15.200 metre koşmuştur. Doğru yanlış hangi çıkıştan çıkar diye sormuş. 912 sayısını 16'ya bölümü 57'dir. Hemen bölelim. 912'yi 16'ya bölelim. 5 defa dersek 80 yapar. Çıkardık. 11 2 aşağı indirdik. 7'yi deneyelim. 42. Evet. 7'de. 57 doğru. Bu taraf elendi. Bölenin 27 olduğu bir bölme işleminde kalan en az 1'dir. Hayır 0 da olabilir. Yanlış. İkinci çıkıştan çıkar. Bölme işlemlerini yapınız demiş. 6'yı deneyelim. 18 78 yaptı. Çıkardık. 4 5'i aşağıya indirdik. 3 defa o da 39 çıkardığımız zaman 6 kalacaktır. Buraya bakalım. 7 denersek olmaz. 6 defa var. 24 6 2 daha 8 çıkardık. 10 Şimdi kaç defa var? 7'yi deneyelim. 28 98 çıkardık. 8 kaldı. Burayı yapalım. 2 defa 44 yapar. Çıkardığımız zaman 8. 8 aşağıya indirdik. 4 defa o da 88 yapacak. Çıkardığımız zaman 0 0. 2 defa var. 2 kere 30 60. Çıkardık. 14. Bir aşağıya indirdik. 4 defa var. O da 120. Çıkardığımız zaman 21 kalacaktır. 9 defa o da 45 yapar. Çıkardığımız zaman 1. 4 aşağıya indirdik. 2 defa var. 10 yapar. Çıkartıyoruz. 4. 4, 0 aşağıya indirdik, 8 defa, o da 40 yapar. Çıkardığımız zaman 0 kalır. 9 da 6 bir defa var, 1 kere 6, 6 çıkardık, 3. 36'da 6 defa var, o da 36 yapar. Çıkartıyoruz 0. 1'i aşağıya indirdik, oluşan sayıda 6 yok, buraya bir 0 atıyoruz. 8 aşağıya indirdik. 3 defa var. 3 kere 6 18 çıkardık 0. Şimdi zihinden demiş. Burada 3 0 var. Burada da 3 0 var. Karşılıklı gitti. 96. 3 0 3 0 72. 2 0. Buradan da 2 0 gidiyor. 810. 2 0 2 0 gidiyor. 170. 10 10 gidiyor. 4000 10 10 5300 Yanda verilen bölme işleminde bölümü öğrenciler aşağıdaki gibi tahmin ediyor. Bence 80, bence 85, bence 75 tahminim 90 demiş. Bölüneni yüzdeye yuvarlıyoruz. O da 900 yapar. Böleni ise onla yuvarlıyoruz ve kısa yoldan bölme işlemiyle karşılıklı gidiyor 90. 760 metre uzunluğundaki bir yola 20'şer metre aralıklarla elektrik direkleri dikilecektir. Buna göre kaç elektrik direğine ihtiyaç vardır? 900 pardon 760'ı 20'ye böleceğiz. Sıfırları karşılıklı götürebiliriz. 76'yı 2'ye böldüğümüz zaman 76'yı 2'ye bölelim. 3 defa var. 6 çıkardık 1. 16'da 8 defa var. Çıkardık 0. 38. Yapınız demiş. Doğruluğunu kontrol ediniz demiş. Hemen yapalım. 4 defa var. O da 60 yapar. Çıkartıyoruz 1. 15'te 1 defa var. Çıkardığımız zaman sıfır yapacak. Ne yapıyorduk? Burayla burayı çarpıyoruz. Kalanla topluyoruz. Kalan sıfır olduğu için toplamaya gerek yok. 41 ile 15'i çarpıyoruz. Doğruluğunu kontrol ediyoruz. 5, 20, 41. Topladığımız zaman 5, 1, 6. 615. Doğru. 4'ü denersek deneyelim. 2, 8, 1, 9. Çıkardık 0, 0. 0 aşağıya indirdik. Aşağıya indirdiğim zaman oluşan sayıda yoksa buraya bir 0 atıyoruz. 23 yoksa. Kalan olmadığı için sadece bununla bunu çarpıyoruz. 40 ile 23'ü çarptığımız zaman 120 80 Topluyorum. 0, 2, 9, 920. Burayı yapalım. Kaç defa var? 8. 8 kere 2. 16. 7'yi deneyelim. 8'de fazla oldu. 14. Elde var. 1, 7. 1 elde. 8. Çıkardık. 2, 0. 2 aşağı indirdik. 22'de bir defa var. O da 12 yapar. Çıkartıyoruz. 0, 1. 10 kaldı. Burayı ile burayı çarpıyoruz. 10 ile toplayacağız. 71 çarpı 12 çarptığımız zaman 142 71 topluyoruz. 2, 5, 8 ve 10'u ekliyoruz, ekliyoruz üzerine. 2 6 8. Verdi mi? Evet. Bir problem kurunuz demiş. Bir markette Bir markette 83 yumurta vardır. Toptancı elindeki 572 yumur Yumurtayı 22 Markete Dağıttığında bizim markette diyelim kaç yumurta olur Şurayı bizim markette diyebilirsiniz veya burayı bu markette de diyebiliriz. Evet ne yaptı? 22 markete böldü. 26. 26'yı da 83'ün üstüne ekledi. Markette 109 yumurta oldu. Yerine ne gelmeli diyor. Burası ne yapıyor? 40. 32'ye 8 eklersek 40 yapar. Burası 48. 34 toplama işleminde verilmeyen yöntemiyle de bulabiliriz. Burası 15 yapar. 19'dan 4'ü çıkartırsak 15 yapar. Burası 400 yapar. 100'e 300 eklersek 400 yapar. Burası 680. Bunu yapalım. Hangi sayıdan 160 çıkar ise 680 yapar. Çıkarma işleminde eksileni bulma toplayarak buluyoruz. Bu sayıları toplayalım. 0 4 8 840. Böldüğümüz zaman 520'yi 8'e bölelim. 6 defa 48 yapar çıkartırız 4. 5 defa var. O da 40 yapar çıkartırız 0. Burası 65'miş. 13 ile 5'i çarparsak 65 yapar. Aşağıdaki ifadelerin eşit durumunun sağlanması için yapılabilecek işlemleri belirtiniz. Toplayalım bakalım. 286 128 topladığımız zaman 4 1 4 yapar. 414 414 Ne yapabiliriz? Buradan 140 çıkarsa 360 yapar. Aradaki fark 40 54 buradan artı 54 yapar isek eşitlik sağlanmış olur. yapılabilecek demiş. Burası 72 eşit değil 74'e 6 değil de 2 daha fazla çıkarmamız gerekir. Burasını böldüğümüz zaman 18 Burası ne yapıyor? 19 1 çıkartır isek 18 yapacak. Böldüğümüz zaman 104 yapacak. Burayı böldüğümüz zaman 1, 0 2 yapacak. O halde buraya 2 daha eklememiz gerekir. Başarılar dilerim.